Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Leeches.org üzerinde Puzzle Streak yapacağız. Yani bulmaca çözeceğiz. Bunun özelliği soruların kolaydan zora gitmesi ve hata yaptığınızda başa dönmek maalesef. Daha önce bunu video çekerek yapmamıştım. Hem bunu yapmak isterim hem de belki bulmaca çözmek üzerine, satranç üzerine yani soruları çözemediğim aralarda konuşurum diye düşünüyorum. Başlayalım. Kaç tane streak yapabiliriz bilmiyorum. Bu arada Leeches çevirmemiş bunu. Belki sizler yorumlara çeviri önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Biz de Leeches'e katkıda bulunmuş oluruz böylece. Çünkü tek kelimeyle çevirmek oldukça zor. Ve bırakmışlar böyle. Belli ki sebebi bu olsa gerek. Dolayısıyla şu anda ben de bu ismi kullanıyorum. Puzzle Streak diyorum. Başlayalım. İlk puzzle'lar genelde, yani ilk bulmacalar kolay olacaktır diye tahmin ediyoruz ve bunları hızlıca geçmemiz gerekiyor. Fakat sohbet etmek adına neden soru çözmenin önemli olduğunu önce söyleyerek başlayalım. Aslında satranç oyunu bir bulmaca çözme oyunu zaten. Yani bir puzzle çözme oyunu. Rakibinizin size yarattığı problemleri çözmek ve rakibinize problem yaratmak amacıyla ilerlediğimiz bir oyun. Dolayısıyla burada size verilen problemleri eğer basitçe çözebilirseniz bu bir simülasyon. Oyunda bu tip şemalar geldiği zaman, bu tip temalar geldiği zaman onları yapabilirsiniz demek pekala. Ben sesleri açmıştım ama umuyorum çok rahatsız edici değildir. Burada vezir kazanacağım. Eğer bu temalarda zorlanıyorsanız mutlaka bunların üzerine gitmeye çalışın. Çünkü bunlar temel şeyler. Yani şu özellikle şu bölümlerde zorlanıyorsanız. Çünkü ben de birazdan zorlanacağım ve hatta çözemeyeceğim. Kaç tane çözebileceğimi bu arada bilmiyorum. Daha önce rekor kırmaya çalışmadım ama büyük ustaların 100 ve üzeri puan yaptığını duymuştum. Dolayısıyla ben o kadar yapabileceğimi zannetmiyorum. Zaten video süresi de buna yetmez. Ama elimden geldiğince kafa yorup sizlerin de kafa yorabileceği problemler çıkarmaya çalışabiliriz. Evet, ilk tökezlemeye yakın olduğum pozisyon bu. Çünkü böyle oynasaydım at yiyordu beni. O yüzden önce böyle oynayıp sonra A5 yaparak bunu yemek istiyorum. Kaba bir hata yapmadan ilk 20-30 soruyu geçeyim bari. Çünkü ilk 20-30 soruda o kadar zor soracağını zannetmiyorum. En azından birkaç denemede gözlemim bu olmuştu. Veziri sıkıştıralım ve at kazanalım. Burada da at kazancı var açmazdan. Önce alalım, sonra bir daha alalım. Açmaz da olduğu için çatalatamıyordu. Dağılım bedava, koruyalım sonra. Evet, yavaştan zorlaşacaktır diye tahmin ediyorum. 23'e geldik. Kaçta zorlaşmaya başlar? Doğrusu bilmiyorum ama. Dolayısıyla bu az önce söylediklerim ışığında size verilen amaçlarda oyunları, problemleri çözebilirseniz zaten gerçek oyunda karşınıza çıkan problemleri de hakkıyla çözebileceksiniz demektir diye düşünmek gerekiyor. Evet, burada kale kazanıyorum ama daha fazlası var mı diye bakıyorum. Göremedim. Bunu mutlaka eksik etmeyin, yapın. Satranç oyuncusunun temel egzersizlerinden bir tanesi bu zaten. Siz de bunu elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Yapamıyorsanız en azından zamanınız yoksa eleştirel bir gözde incelemeye çalışın kendi oyunlarınızı. Ya sadece oynamaya vaktiniz var ise. Çünkü satranç aynı zamanda bir eğlence oyunu. O yüzden oynamamız lazım. Eğlenmemiz lazım. Bundan keyif almamız gerekiyor yani. Peki. Bu soruda ne soruyor acaba? E4'ü alsak alabiliyoruz. Vezir kazanıyoruz ve vezir kaybetmiyoruz. Her şey eğlenceli olmalı. Yani bu bence başa yazılması gereken bir özellik. Satranç çalışması mutlaka eğlenceli olmalı. Eğer değilse sadece kan akıtıyorsanız bu aslında belki çalışmanızın doğru olmadığını gösterebilir. Çünkü izleyicilerim arasında o seviyede oyuncu var ise şaşırırım doğrusu. Profesyonel satranççı var ise bu beni şaşırtır. Ama profesyoneller bile satrançtan eğleniyorlar tabii. Bunu da söylemek lazım. Kale C8 gelip yalnız kalmış şahı mat etmeye çalışacağım ama evet, vezir feda ederek durdurabiliyor tabii ki bizi. Evet, puzzle'lar biraz zorlaşacak diye tahmin ediyorum artık. Örneğin şimdiki puzzle'ı nasıl ilerleteceğim? Vezirle gelmeye çalışsam güzel bir rakibe problem yaratabilirim çünkü ataş 6 var. Peki, sizler de benden önce çözmeye çalışarak belki kendi satranç gelişiminizi düşünebilirsiniz bu şekilde. Evet.
Böyle böyle mat gördüm ama böyle yaptığım zaman çeşitli yerlere kaçabiliyor. Buraya kaçarsa buradan mat ediyorum. Buraya kaçarsa h2 giden ikamede mat edemiyorum çünkü e3'e kaçıyor. Peki neyi yanlış yapıyorum burada? Devam edince de vezir kazanıyorum. Öyle. Mat etmek zorunda değiliz demek ki. Peki. Evet, bir yarma eylemi söz konusu ve F piyonu burada güzel koruyor bunu. Hemen yapacağım. Çünkü görece kolay idi. Burada fili alıp daha sonra piyonu sürersem zaten yetişemiyor. Evet, artık sadece sorulara odaklanmaya başlayabilirim sanırım. Çünkü işimiz zor olacak. Taş kazanıyorum. Kale isteyerek geldik. Peki. İstiyorum. O da benim vezirimi istiyor. Bunu alsam. Ya da bunu alsam. Ama bunu aldığım zaman piyonla aldığında o da benim filmi almak istiyor. O yüzden böyle almak daha güzel göründü. Peki burada kale boştu ama şu an taş. Taş eksikliğimiz var. Aa, en son. Ha, gerçi burada bunu alabiliyorum. Okey, en sona gerek yok. Bunu direkt alıp daha sonra bunu alabiliyorum. Beyazlarla oynuyorum ve şah çektikten sonra buraya kaçıyor. Çok hızlı bir şey göremedim. Ama fil kazancını sonra fark ettim. Pardon, kale kazancını sonra fark ettim. Rakibim böyle oynayınca şah e5'e d4 oynuyor olmam çok büyük bir artı. Peki, şimdi acaba fil hazır yardımcı olamıyorken sürüp çıkabilir miyiz? Evet. Peki veziri nasıl sıkıştırıyorum? Hemen taktik temalara başvuruyoruz. Fil B2 mi? Fil E3 mü? Ne farkı var? Bir tanesinde buraya kaçabiliyor. O halde. Evet, 44 yaptık. Birazdan yanılma olabilir tahminim. Umuyorum olmaz ama böyle bir ihtimal var. Evet, çok enteresan bir açmaz hamlesi. Hem vezirin gidişini kesiyorum. Hem aldığı zaman vezir kazanıyorum. Hem bunu aldığı zaman önce bir kale arkada korumasız olduğu için. Bu gerçi böyle oynadı. Güzel bir taktik temaymış. Örneğin o açmaz temasını daha önce görmüş olduğum için bunu hızlı fark ettim. Eğer buna benzer bir soru çözmemiş olsaydım bunu fark edemezdim. Şimdi böyle geldiğim zaman file altı gibi bir hamle yapmak zorunda herhalde. Çünkü arkada kalesini almak istiyorum, şişliyorum. Fakat bu takdirde de atta 4 oynama fikri var. O yüzden alacağım. Ve kalesini yiyeceğim o zaman. Kaleyi korumaya çalışmadı. Peki böyle oynasam sonra böyle gelsem. Çünkü vezir geriyiz. Burada mattan aşağısı kurtarmıyor bizi sanırım. Bakalım kaç yapabileceğiz. Ben de merak ettim doğrusu. 47 diyor. Yani sanki 50'yi geçebilirsem başarıymış gibi düşünüyorum ama belki çok daha fazla yapabiliriz. En azından video içerisinde ne kadar yaparız bilemesem de ilk denemede elimden geldiğince başarılı olmaya çalışacağım. Peki böyle geldiğim zaman vezir E3 kapatabilir. Bu bize ne kadar uyar bilmiyorum. Vezir E3 D4 taş kazanıyorum. Böyle geldiğim zaman vezir E3 kapatamıyorum çünkü D4 var. Peki F4 oynasa G2 alabiliyorum. Ama bu ne? At kapatırsa ne olur? At kapatırsa da fil G4 gibi bir hamle yapabilirim. Çok ciddi bir atak olabilir. Bu güzel göründü. Vezir G4 ve D4. Ara şah çektiğim için taş kazanıyoruz. Peki. At F5 yapınca fil de aldığı zaman kalesini alma şansım var. Fakat böyle oynuyor. O yüzden önce bunu alıp kalesine saldırmalıyım. Eğer kaleyi kapat, yani kaleye F6 şah çek, yani şah burada şah çekemiyor pardon. Şahı F1'de zannettim bir an. Tahtanın tamamına bakmıyorum bu arada bazen. Bu da benim hatam oluyor galiba. Yani direkt olay yerine bakıyorum sadece. Bu da bir hata olabilir. Peki vezirle şah çekip vezirle şah çekmeyi düşündüm E4'ten. Vezir kapatamadığını fark ettim. Piyon. Piyon kapatabilir. Kaleyle şah çekince şah h6 gidebilir. O kadar hızlı bir şey göremedim. Peki önce kaleyle şah çeksek sonra vezirle şah çek. Abi gerçi bu daha iyi oluyor galiba. Çünkü kaleyle en azından aşağıdan şah çekme planım var. Peki kaleyle şah çektim kaçtı. Vezirle şah çektim. Vezir kapatamıyor kale h8'den ötürü. G6 oynarsa vezir e7'den sonra kale h8 mat ediyorum. Ve şah h6 oynarsa direkt mat ediyorum. Dolayısıyla evet biraz daha hızlı çözmem gereken bir soruymuş bu. Çünkü vezir a8 önce düşününce olmadı.
Evet, şimdi rakibin şahı oldukça zayıf, ancak vezir B7'ye taş kapatıyor ve hemen ardından mat göremedim. O yüzden D5 yapmayı öne almak istiyorum. Daha sonra belki rok yapıp daha sonra vezirle şah çekmek. Çünkü şah buraya gittiği zaman, ha, gerçi o da ilginç. Peki D5 geldi, rok attım. Rok attım. Şah E6 gitti. Vezir B3. Şah F5. HG4. Vezir G4. Vezir F7. At F6. Ve burada en azından taş kazanıyorum ama D5'ten sonra daha hızlı bir şey göremedim. D5. Yani taş kazanıyorum ama taş eksiğim zaten. O kadar da elzem değil taş kazanmak ve D5'e direkt şah F5 oynarsa bunu alabiliyor olmak bence önemli bir ayrıntı. Peki D5 şahla aldı. Vezir B3 direkt gelsem basıp gidiyor. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Devamını hesaplamadım. O yüzden D5 uzun rok kaleleri birbirine bağlayarak şahı geri gidiyor. Direkt HG4 alsam burada. Vezir G4 alsa bir şey değişir mi? Vezir ile şah çeksem, şah F5 gelse, vezir buraya girsem yine at kapatmak zorunda, fil boşta kalıyor. Bunu alırsa F6'yı alıyorum. Bence bu güzel. Ha, böyle yaparsa bu basit. Yani tüh. O kadar düşündüm ama yok yere düşünmüşüm. En son fil E6 ile mat yapacağım. Ah! At kapatıyor. At var burada. Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Allah'ım, birdenbire game over oldu. Tabii ki vezirle böyle yapınca buradan kaçıyor ama vezir F5 yapınca nereye kaçarsa kaçsın F7 karesinden mat yapıyoruz. 51'de kaldım ve sorunun seviyesi de görünüyor, gördüğünüz gibi 2000 seviyesinde. Aslında bunu çözebilmemiz lazımdı fakat kendimize hakim olamadık. Bir tane daha yapalım. Peki. İlk soruları biraz daha hızlı geçmeye çalışarak belki daha iyi bir performans elde edebiliriz. Peki hemen geçelim. Gördüğünüz gibi 30-40 gibi bir sayıya hızlı gelebilirsek bizim için süper olacak. Evet. Korkuyorum da yanlış yapacağım diye. Ama bu doğru ya. Bu nasıl yanlış olur? Kale kazanıyor. Bir sürü piyonumuz var diye herhalde bunu sordu ama ilginç bir soruymuş. Peki hemen şişleyip alalım. Piyon finali aldım. Şah C5. Burada zugzvank var mı? H5 oynamaya zamanım varsa oyunu bitiriyorum. Peki bir daha hesaplayalım. Geldi geldi, aldık. Şah D3, şah bilmem ne, şah C4, şah A5, H5 kazanç. Oraya kadar soracak mı acaba? Ha, oraya kadar sormadı. Şah B6, şah A5 gitseydi H5 oynayacaktım ama onu sormadı. Evet, burada kolaydan zora gittiğini bazen hissedemiyorum. Bazen bir öncekinden daha kolay, bir öncekinden daha zor sorabiliyor. Yani benim deneyimim bu şekilde. Fil C5 mat olduğu için bunu yapmak zorundaydı. Araya köprü kurduk. Peki iki tarafın da veziri sallantıda ama ben taş yiyerek geliyorum. Çatal atıyoruz. Şah, şah, şah. Peki 20'ye geldik. Tamam, burada artık bu kadar hızlı çözmenin lüzumu yok. Hata yapabilme ihtimalimiz az değil. G3, at G3, at F3. Peki. G3, at G3, fil F2. Peki at B5, vezir B6 yok. Hemen mat arıyorum ama at B5, şah A7. İlginç.
Hemen kazanmıyor olmasından... Evet, pardon. Kalenin boşta olduğunu çok geç fark ettim maalesef. Bunları erken fark etmem gerekiyor. Burada da bu boşta. Mat olmamak için böyle bir numara yaptı rakibimiz. Peki buraları görece hızlı geçtikten sonra kalitemizi kazanalım. Evet, şimdi böyle daha sonra file 3 oynayarak kalite kazanabiliyorum. Daha iyisini göremiyorum o halde. Kale D3 çok şiddetli bir kazanç getirecek gibi. Çünkü veziri saklanacak bir yer bulamıyor. Burada konumuz geçer piyon. Ancak perpe var mı en son hesaplamam lazım. Sürdük, aldık. Kale ile şah çekti. Aldık, aldık. Şah H7, vezir E4, G6. Wow, o kadar uzun sürecek mi ya? O kadar uzun sürerse nasıl yapacağım bunu? D3 şah H2 olsun mesela. DC. Kale E8. Şah F7. Vezir kale, kaleyle alıyor. Daha sonra bir de bunu alıyor. Çok da uğraşmak istemiyoruz. D3 daha basit kazanmak istiyoruz. Neden daha basit kazanamıyorum? Vezir B7 gelse, üzerine doğru gitmeye çalışsam saklanabiliyor muyum? İlk hamlenin bu olduğuna eminiz ama gerisini hesaplayamadım. DC, kale E8, aldı aldı, şah H7, vezir E4, G6, vezir B7, şah G8, vezir B8, şah F7, vezir... Aa, yaklaşamıyor veziri. Bu güzel, git gel yapıyor. Dolayısıyla ben de saklanacak vakti bulacağım. Buraya saklanacağım örneğin. Buna aklım yattı. Hani bunu oynarım ağır partide. Sonuna kadar hesaplayamasam bile. Evet, mesela az önceki soru ondan zor muydu? Bunu anlamak çok zor. Değildi sanki, değil mi? Peki vezirle şah çekip bunu almak mesela, bu da zor değil gibi görünüyor doğrusu. Evet. Burada şah çekip G4 ile mat yapmak da aynı şekilde. O kadar zor değil gibi. Peki neler var? İki tane taşı aynı anda isteme fikrimiz bize oyunu kazandırıyor. Taş fazla kalıyoruz. Fil G5 alsaydı vezir D7 oynayabiliyordum. Kalemi yiyemiyordu. At F3 gibi bir şey. Kale E3 ile birlikte. Peki kale E3, vezir G2. Evet. Çünkü kaleyle şah çekince mat olduğundan vezir kaçamıyor. Ve veziri bıraktı bize. Peki at da alacağız. Bu kolay görünüyor. Her şeyi alıp G4 oynamak istemiştim ama direkt G4 var mı? Yok herhalde. Peki bunu almak zorundayım. Ve şimdi düşüneceğiz. E5, D3. E5, D3 aldım, sürdü, kazandı. Şah F3, D3 aldım, karenin içerisine girdim. Şah F3 zorunlu. Ve soruyu bitirmeseydi keşke. Evet, vezir çok sıkışık geldi gözüme ama. Evet. Yani açıkçası hamle yaparken çok tedirgin oluyorum. Birden bitecek gibi. Emekler boşa gidecek gibi. Belki bundan sonra aslında bitirebilirim. Çünkü video süresi için soru çözme işi biraz fazla meşakkatliymiş burada da. Zaman kısıt olmadığı için ne kadar düşündüğünüzü de anlamak da zor. Peki şah G4 oynarsam kaleyle girip tutmak istiyor. Böyle oynarsam gerçi bu piyon finalini kazanırım diye düşünüyorum. Ama nasıl yapacağım? Evet, şah F2 örneğin, kaleyle şah çekti. Nasıl ilerletebilirim pozisyonumu? Evet, şah E2 gelsem böyle geliyor. Böyle gelsem alıyor alıyor ve E piyonuyla kazanabiliyor muyuz? Şah E4 gelse, şah F2 ve zugzuvankta kalıyor rakibim. O yüzden bunu yeniyor olmam gerekiyor. Bunu da almak zorundayım. Evet, o piyon finali kazanç ama gerçekten kolay değilmiş. Peki şah şah çekerek almak mümkün ya da mat saldırısı yapmaya çalışmak mümkün. Şahla böyle böyle. Böyle birden fazla alternatifin olduğu durumları ilerletmek kolay değil. Peki en azından şah C6 kaçmak zorunda olduğunu biliyoruz, kale E7. Onu hesaplamaya çalışalım. Kale E7, şah C6, vezir F3. D5 yapamadığını da gördüm. Çünkü vezir F6 gelip ardından vezir düşürmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şahı tekrar kaçmak zorunda. Ona da B7 alıyorum ve vezir kazanıyorum. Demek ki
Bulabilmişiz. Evet, burada yine vezir kazanacağız. Evet, şah çekerek alırsam ekstra bir kalem olacak. Of. Kale finalleri gerçekten korkunç. Peki şah f3 gelip şah çekerek çıktığım için onu şah çekmeye zorlasam ve kale kapatsam, daha da kontrol etmeyeceğim. Çünkü benim piyonum çok güçlü ve şah çekerek çıkıyor olmam çok önemli bir ayrıntı. Peki alıp alıp şah g6 gelsek. Alıp alıp şah g6 gelsem bunu alıyor. O zaman sürmem lazım ve şah çekerek çıkmak yine çok önemli bir ayrıntı. Evet, yine az önce takıldığımız yerlere geliyoruz. Bak, bu hamle kalite kazanıyor ancak zaten kalite eksiğiz şu anda. Ne kadar yeterli bilmiyorum. At b3 şah b1 oynayabilir. O da ne kadar bir şey veriyor bilmiyorum. Peki. At d3 kale d3 vezir bilmem neresi şahı kaçtı. Kaç piyon var tahtada? 3-5 piyona. 3-5 piyon. H5'i de alıyorum. Kazanabilir miyim onu basitçe? İşte asıl soru bu sanırım. Kale c8 gibi bir hamlenin bir tehdidi varsa onu da düşüneceğim çünkü, ama bir tehdit göremiyorum. At b3'ten sonra kale c3 fedası istemiyoruz. Peki direkt vezir h1 alsam. Vezir h1 cevap veremedi. Bir dakika. Vezir h1'e vezir b ha, vezir c4 oynayabilir vezir h1'e. Atı nasıl koruyacağım? Evet, ilginçmiş. Atı korumak gibi bir zorunluluğumuz var. Vezirle aynı anda istiyor. Buradan olmadı. Vezir H1. Vezir H1, vezir C4 olmasa güzel hamleye benziyor. Vezir H1, vezir C4, at E3. Oo. Öyle oynamadı. Bu puzzle'ı ya ben tam anlayamadım ya da vezir c4 at e3 hamlesini sorsa sanki daha iyi ederdi diye düşündüm, bilemiyorum. Fil d5 ile mat istesek bu değiştirmiyor hiçbir şeyi. Değil mi? Çünkü g3 önemli. Oo, böyle alırsam fil f2 mat oluyor. İnanılmaz. Çok güzelmiş. Neyse, d4 aldı aldı, şah b4 a5. Güzel. Çok güzel sorular. Sorular tabii zorlaştıkça daha da güzelleşiyor. Bazılarını hemen görebiliyor olmak şans. Peki. Bunu örneğin hemen göremedim ama at f3 vezir g5 gibi bir trik olduğunu sanıyorum. At f3 vezir g5. Evet. Askıda taşlar. Yani yeterince korunmamış taşlar. Peki burada da vezir boştaki taş. Evet, eğer şah h6 oynasaydı at g8 vardı. Buna at e8 var. Hamleler karıştı ama fikir aynı. Peki bunu alırsak vezirimiz boşta. Kaleyle alırsak onun veziri boşta kalıyor. O yüzden kaleyle alırsam, kaleyle almadan önce şah çekmesi lazım ama o zaman da evet, vezir kazanıyoruz. Peki fil f7'ye fil de alıyor. Kale d8'e şah çekerek alıyor. Kale f7'ye fil f7, fil f7'ye şah h8 oynuyor. Çok güzelmiş. Fil f7 hiçbir olmadığı için bunu vezirle almam gerekiyor. Bir dakika. Değişik oynadı ama. Neticede aldıktan sonra alıyor. Böyle alınca bunu alıyor ve fil kapatabildiğim için problem yok. Evet, mat olmuyorum. Yani belki diğer türlü de mat olmuyordum ama korktum vezirle kale işbirliği yapacak diye. Peki burada nasıl mat olabilir? Atla böyle şah çekip vezirle buradan şah çeksem mat kapatıyor. Peki atla nereden şah çekince bir şey kapatamıyor? Atla buradan şah çeksem A1'e gidemiyorum. Şah G1'e gidince. Gerçi hiçbir türlü mat olmuyor zaten. H4. Şah çeke çeke bir dakika. Çok uzağa gidiyor ya. Böyle gidiyor. Böyle. Böyle. Bir daha aşağı. Böyle. Bir daha aşağı. Böyle. Bir daha aşağı.
Bunu mat yapabilir miyim? Şah B3, at D4. Aslında mat yapabileceğime inanıyorum ama hesaplayamıyorum çünkü çok zor. Daha basit bir şey olsa gerek. At H4 şah. At H4 şah F1 oynayamıyor. Ne kadar da kafasızım. Vezir D1 mat var. Evet. Hesabımızı maalesef yanlış yapınca felaket. Peki G7 karesi ele geçirilebilir mi? Kale G8 oynuyor. G7 karesini ele geçiremiyorum. Ama o tip bir şey oynarsam, o tip bir şey oynasam nasıl olur? Peki vezir D7 sanki zorunlu gibi çünkü atımı da istiyor. Ama kale G8'den oynayacağımı göremedim. Fil F8 mi? Çünkü bu vezir yardım edemiyor. Peki. Sanırım yakaladım. Peki. H4 tehdidim H3 oynamak mı? Yok tehdidim G3. Yok tehdidim henüz yok. Zug zuvank yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yapacağız? Bu piyonu buradan uzaktan feda edeceğiz. O gidip aldığı zaman bunu alacağız ve içeri gireceğiz. O yüzden hiç zorlamıyorum kendimi o piyonlarla. Böyle alırsam vezirimi aldığı için önce şah çekip yapsam. Şah çeksem. Aa, kale bunu koruduğu için talihsiz bir an. Taş kaybediyor. Rakibimiz için talihsiz bir an. Peki vezirle şah çektik. Vezir kapatmak zorunda kaldığı işe yarıyor mu? Göremedim. Kale G6 falan yapsak. Evet kolay değil. Vezir şah çektim. Vezir C4. Vezir E6. Henüz bir şey olduramadım. Kale D6'ya kale E6. Kale D6, kale E6, kale G6. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor gibi gelmedi hiç. Aklımdan çılgınca bir fikir geçiyor ama hesaplaması benim açımdan çok kolay değil. Vezir C4, vezir E6, vezir E4. Kaleyi bedava veriyorum ama istiyorum ki içeri sızmaya çalışayım. Örneğin böyle gelirse şah şah çekeyim. Yok efendim böyle gelirse şah ve gittiği yere göre G6'dan veya aslında bu fikir hoşuma gitti. Ah, çok daha basitmiş. Hayır, 54. Çok daha basitmiş arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? Basitçe vezir kazanıyoruz. Ay niye bu kadar saçma sapan hatalar yaptık? Evet 54 yapabiliyoruz. 100 yapıyorlarmış. 100 geçiyorlarmış. Biz 54'te kaldık. Yani tam yarı yarıya. Üzdü. Bu beni üzdü. Ama benim çözümüm niye olmuyor merak ettim. Bu kadar mı saçma bir fikir? Evet rakibim şimdi bunu alırsa tamam. Bence bunu alırsa çok güzel bir cevap ama almıyor galiba. Çünkü almak zorunluluğu yok. Ama ne oynuyor? Almıyor da ne oynuyor? Vezir F6 ya da H6 gibi bir şey mi oynuyor? Ama buna dönüştürebilirim. Böyle oynasam şah E6 oynar. Ah. Burada bir şey olmadığını fark ettim. Çünkü o da benim vezirimi istediği için kale G6 falan yapamıyoruz. Kale G6'ya alışveriş oluyor. Fil fazla kalıyor. Ah be. Evet arkadaşlar. Sizler puzzle streak rekorunuzu söyleyin ama ben gerçekten kolay sorularda tökezledim. İsterseniz tabii ki daha zor sorulardan da başlayabilirdik. Fakat evet. Bunu ilk defa yapmış olduk. Bilmiyorum. Belki çok güzel olmamış olabilir. Sizler de eğer bu bulmaca çözmeye dair fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Ben en azından bulmaca çözümünün neden önemli olduğuna dair birkaç şey söyleyip kendim de çözmeye çalıştım ama sizlerin de fikirleri bu konuda önemli. Çünkü bulmaca videosu isteniyordu örneğin. Onu yapmaya çalışmış oldum. Evet, daha güzel soru çözme videolarında o halde diyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.